Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Didim Fevzi Paşa Mahallesi denize 700 metre yakınlıkta tek başına müstakil bir ev tanıtmaya çalışacağız. Fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyat 9 milyon TL. 9 milyon TL. Bana göre alıcı adam bunu gözü kapalı hemen alsın. Bakın iddia ediyorum, gözü kapalı hemen almanız gereken bir evdir diye düşünüyorum. Tek başına müstakil sevgili arkadaşlar, denize 700 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz halk plajıdır. Bunu da arz ettik. Mükemmel yapılmış yeni sıfır yapılardır. Bunlardan 4 tane var. İlk gelen seç ben al. 4'ünden birini alır. Yani öyle bir hızla biz de çektik ki yani daha temizliği bile bitmeden hemen tavuğa yem verir altta yumurtla der gibisine biz de hemen tanıtmaya başladık. Arkadaşlar burası kuzey cephesidir. Daha güney doğusunu diğer yönleri de göstereceğiz. Burası araç otopark için düşünülmüş bahçenin içinde. Zemin katta salon ve ayrı mutfak var. Salonumuz bu tarafta, ayrı mutfak diğer tarafta. Üst katta da 3 odası var. Odanın bir tanesinin içinde de banyo var. Salonun önünde, kuzey cepheli salonumuz önünde bir terasımız var. Dilenirse yaz günleri serinlik için cephenin böyle oluşu iyi. Mutfakta da işte güneye bakıyor. O yüzden burası yazın serin olur. Terası gösterdik. Şimdi bu tarafta evin bahçesini göstereceğiz. İçine işte çimler döşenmiş. Burada da bir zeytin ağacımız var. Limon çamları döşemişler, yapmışlar yani dikmişler. Burası da arkadaşlar evin bahçesi. Dört tarafını göstereceğiz. Balkonları var. Dekoratif sıvalar yapılmış. İşte binanın bahçe duvarları güzel taş duvarlarla yapılmış. Daha külfetlidir. Biraz daha masraflı oluyor. Kimisi tuğla, beton vesaire yapıyor. Ama taş duvarın işçiliği biraz daha pahalı mal oluyor. Arkadaşlar burası da mutfağımız. Mutfağın önünde de bir tane terasımız var. Hani dilenirse bunlara bir gölgelik vesaire de yaparsınız. Bilirsiniz ki çok sıcak oluyor. İklimler değişti vesaire. Burası tekrar evin bahçesinin devamı. Dedik bunlardan 4 tane var. Gelirseniz seç, beğen, al. Denize 700 metre yakınlıkta tek başına müstakil kocaman evlerdir. Odalar geniş. Yani ben hani geniş bahçeli istiyorum diyoruz ya, bazı yerlerin işte merkezi yerlerde ama bahçe yok. Ya da bitişik nizamdır. Ya da bazı yerlerde bitişik nizam evlere bile istenen rakamlar belli. Vallahi biz onları çekmedik. Ama gelirseniz görürsünüz. Bu evler farklıdır. O yüzden ben göğsümü gere gere alıcıya diyorum ki bu evi kaçırmayın. Arkadaşlar buradan da ne dedik? Buraya aracımızı park ettik dedik. Sonra buradan da kapıya doğru gideceğiz. Dört tarafı gösterdik değil mi Can? Dört tarafı gösterdik. Sonra yavaş yavaş evimize doğru yol alacağız. Dekoratif sıvalar, bunlar su bazlıdır. Zaten enerji kimlik belgesi var. Yapı denetimi, deprem yönetmenliğine uygun vesaire vesaire. O standartlarda yapılmış. Çelik kapıya girmeden önce burada bir labirent var. Bu henüz bazı şeyler takılmamış arkadaşlar. Yani o gözünüze başka bir şey hatırlatmasın. Şimdi merhaba evimiz, merhaba evimiz dedik. Merhaba evimiz dedik. Salon, kocaman bir salon. İçinde şöminesi de var. Koridorumuz bu. Evin girişi böyle. Sonra yol aldık, geldik. Evet, dediğim gibi kocaman salon. Kocaman salonumuz bu. İçinde şöminesi de var. Doğramaları da iddialı yapılmış. Panjurlarımız var. Efendime söyleyeyim, salonumuz bu. Yavaş yavaş betimleyelim size her tarafı. Sonra dilersen bu tarafa geç, salonu tam gösterelim. 9 milyon TL. Isıtma şekli kalorifer sisteminin altyapısı var. Klimaların kabloları hep döşeli. Yani beyaz eşyadan klima alırsanız sadece montajı var. Servislerde ücretsizdir biliyorsunuz. Tapu 2-3 gününde olur arkadaşlar. Bu ara tapu fazla yoğun değil. Yazın bazen bir ay sürüyor vesaire. Ancak bu dönemlerde 2 ya da 3 iş gününde olur arkadaşlar. 2 ya da 3 iş gününde tapu da bitmiş olur. Burası salonumuz. Şimdi salondan çıkacağız. Mutfağa doğru yol alacağız. Mutfağımızı da göstermeden önce ne yapalım? Ya da mutfağı gösterelim, sonra bu lavaboyu gösterelim. Geldik, mutfak da bu. Mutfak da güzel güneş görüyor arkadaşlar. Geniş bir mutfak. 9 milyon TL'ye kaçırmayacağınız bir ev. Evet, burası da mutfağımız. Mutfağımız da burası. Geniş mi? Geniş bir mutfak. Buradan ocak, üstüne davlumbaz gelecek. Ocak, davlumbaz, bulaşık makinesi, evye, çimson tezgah ve mutfak renkleri bana göre yine güzel
Ondan sonra mutfak böyle devam ediyor, geliyor. Burası da benim tabirimle şişman buzdolabı. Burada da terekler var arkadaşlar. İşte terekler, raflar. Mutfağı da böyle bitirdik değil mi? Mutfağımız da bu. Şimdi mutfaktan çıkacağız. Denize, efendime söyleyeyim dedik, 700 metre yakınlıkta elimdeki mobil cihaz ile ölçtüm. Bu da koridorda bir lavabomuz var arkadaşlar. Bir lavabomuz da bu. Şimdi zemin üstü birinci kata çıkalım, bakalım orada neler var. Genel temizliği yapıldıktan sonra, bütün eksikler bittikten sonra, makyajı daha tam bittikten sonra ev daha çok göze gelecek. Onu da arz edelim. Sonra geldik, burada da 3 oda var. Kimi 4 oda yapıyor vesaire de, bizimkiler 3 oda yapmış ama adam gibi 3 oda olmuş. Burası da zemin üstü birinci kat arkadaşlar, koridorumuz bu. Böyle yol alalım, gelelim. Evet. Odanın bir tanesi bu sevgili arkadaşlar. Ebeveyn banyolu oda. İçinde banyosu olan bir tane oda gösteriyoruz. Evet, genel olarak villanın birinci odasını gösteriyoruz. Bu birinci odası. İçinde banyosu var. Yerdeki kaplamalar, bu döşemeler 8 milimlik parkelerdir arkadaşlar. Birinci odamız bu. İçinde odası da var. Önünde de kuzey cepheye bakan bir balkon var. O kapı çarpılmaz herhalde. Evet, veya sen balkonu göster. Kapı çarpılmasın. Çünkü ceyran yapıyor ya. Ceyran yapınca orayı açınca püfür püfür esinti var. Bugünlerde de biraz esinti var. Didim'de genelde esinti yok. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu birinci odanın balkonu. Burayı da gösterdik. Hani çeşmede işte sörf sporları başka yerlerde olur ya. Oralarda rüzgar olduğu için Didim'de rüzgar yok. Havada nemli de değil. Onu da söyleyeyim. Geldik arkadaşlar. İkinci odayı gösteriyoruz. Bu da etti bizim villamızın ikinci odası. Gelin görün edin. Ancak iyi insanlara yalvarıyorum. Diyorum ki bak bunu gör. Bunu kaçırma diyorum. Bu da arkadaşlar ikinci odamız. Sonra ne yapacağız? Sonra üçüncü odayı gösterelim. Sonra da bu banyoyu göstereceğiz. Bu da etti bizim üçüncü odamız. Değerli arkadaşlar, bu da bizim üçüncü odamız. Üçüncü odamız da bu. Evet, ledler, spotlar da güzel. Bu yandaki camlar yandan açılıyor, üstten açılıyor. Hem binanın dış cephesinde estetiklik olsun, hem de aydınlık amaçlı. Güzel mi güzel. Sonra geldik. Evin ikinci banyosu da bu. Yani üç oda var burada. Odanın bir tanesinin içinde kendi banyosu var. Bu banyoda diğer iki odaya ortak arkadaşlar. Burayı da özetledik. Değil mi Can? Yani gelirseniz siz de bakar edersiniz. Öyle yol alabiliriz. Bir tane oda burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de Can'ın olduğu yerde. O odanın içinde bir banyo var. Burada da genel banyo var. Merdivenimiz de bu arkadaşlar. Merdiven de bu. Koridorlu, direkt salona, mutfağa girmiyorsun. Mutfağı ayrı. Efendime söyleyeyim, geniş. Denize yakın. Bu evi lütfen kaçırmayın diye düşünüyorum. Değil mi Can? Ev çok çok mükemmel. Saygılarımla ilgiler.